Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nahl suresinden devam edeceğiz ve 56-65. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor: "Ve yec'alûne limâ lâ yâlemûne." Onlar bilmedikleri şeylere kılıyorlar. "Nasîben mimmâ razaknâhum." Onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden bir nasip kılıyorlar. Yani bunları putlar verdi veya putlaştırdıkları şeyler verdi gibi öyle düşünüyorlar. Sebeplere takılıyorlar veya tabiata takılıyorlar. Kendilerine gelen nimetleri Allah'tan değil, bunlardan biliyorlar. Tallahi, Allah'a yemin olsun, letüs'elünne ammâ küntüm teftarun, iftira etmiş olduğunuz şeylerden muhakkak ve muhakkak sorulacak, hesaba çekileceksiniz. Daha önce geçen bir ayette Cenab-ı Hak her nimetin Allah'tan olduğunu bildirmiştim. Ve mâ bikum min nimetin femin Allah. Size gelen her bir nimet Allah'tandır. Ancak her insan bunu böyle algılayamıyor ve bazı nimetleri bazı şahıslardan veya ağasından, beyinden, bu gibi şeylerden biliyor. Kur'an-ı Kerim bu noktada insanların yanlışına dikkat çekmekte ve bize şunu bildirmekte: bizim onlara verdiğimiz şeylerden, rızık olarak verdiğimiz şeylerden bilmedikleri şeylere bir pay ayırıyorlar. Yani bu da falanlandır veya falan ilahtandır gibi haşa böyle değerlendirmeler yapıyorlar. Ve bu değerlendirmelerinin neticesini ileride görecekler ve bundan dolayı çetin bir hesaba tabi tutulacaklar. Ve yec'alûne lillâhil benâti subhâne. Yani Allah yücedir ama onlar kızları Allah'a veriyorlar. Yani Allah için kızlar ifade ediyorlar. Melekleri Allah'ın kızları gibi görüyorlar. Ve lehum mâ yeştehun, ve kendilerine de istedikleri şeyi veriyorlar. Kendilerine erkek evlat ama Allah için de melekler Allah'ın kızlarıdır gibi iftirada bulunuyorlar. Bu da tarihi bir yanılgıya yine bir işaret. Evet, Allah'ın melekleri var ama melekler kız değil. Gerçekten bu bizim kültürümüzü bile etkileyen bir durum. Yani kültürümüzde bile bunun derin izleri var. Bakıyorsunuz bazı evlerde mesela Hazreti İbrahim'e gökten bir koç gelmesi. Bu Kur'an'ı bir hakikat. Ama bu tasvir edilirken melek getiriyor ve melek kanatlı bir kız şeklinde gösteriliyor. Melekler erkek ve dişi değildir. Onların cinsiyeti yoktur. Nurdan yaratılmış, Allah'a tam bir itaatle itaat eden varlıklardır. Ama tarih boyunca pek çok inanç sistemi melekleri adeta Allah'ın kızları gibi değerlendirmiş. Mesela eski Yunan dininde Olimpos Dağı adeta tanrıların mekanı gibi düşünülmüş ve burada güzellik tanrıçası vesaire vesaire bu gibi şeyleri uydurmuşlar. Ve başka dinlerde de yine melekleri haşa Allah'ın kızları gibi görme temayülü epey yaygın. Okumuş olduğumuz ayet-i kerime bunun yanlışlığına dikkat çekiyor. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْسَى. Halbuki onlardan birisine kız çocuğu olduğu müjdelendiğinde ظَلَّ وَچُهُ مُسْوَدًّا, yüzü simsiyah hale gelir. وَهُوَ كَزِيمٌ, ve öfkesini yutmaya çalışır. Yani niye böyle oldu tarzında kız çocuğu olmasından rahatsızlık duyar. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, ve müjdelenmiş olduğu kızınız olduğu tarzındaki ifadeden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ, onu zillet içinde acaba yine tutacak, kabul edecek mi? اَمْ يَدُسُّهُ فِي turab, yoksa onu toprağa mı gömecek? اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, dikkat edin onlar ne kötü bir şekilde hüküm veriyorlar. Burada Allah-u Teala gerçekten insanların düşmüş olduğu bir yanılgıya dikkat çekiyor ve meleklerin haşa Allah'ın kızları olmadığını bildiriyor. Ve bu noktada insanların bir yanlış değerlendirmesine de yine dikkat çekiyor. Mesela insanlar genelde tarih boyunca kız çocukları olduğunda çok da sevinmemişler. Günümüzde bile bu
yine bazı çevrelerde devam edebiliyor. Nedense insanlar daha çok erkek evladı olmasını istiyorlar. Cahiliye döneminde Arap müşriklerinde bu daha da yaygınmış. Kocaya vermekten hicap duyarak kız çocuğu olması kendilerine ağır geliyor. Hatta öyle ki kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek gibi vahşi bir adet de o zaman da yaygınmış. Ayet-i Kerime bu gibi durumlara dikkat çekerek onlar kendileri istemedikleri bir şeyi nasıl olur da Allah'a nispet ederler? Bu tarzda bir durumu bize bildiriyor. لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahirete inanmayanlar için مَثَلُ السَّوْ kötü misal vardır. Yani kafirler anlatılırken kötü misalle anlatılır. Mesela denilir ki onların amelleri çöldeki serap gibidir. Çöldeki serap bir işe yaramadığı gibi onların amelleri de onları kurtarmayacaktır. Veya kafirler diyelim dini değerlere saldırma noktasında köpeğin durumuyla anlatılır. Köpeğin üzerine varsan da ağzını açmakta, dilini sarkıtmakta, kendi haline bıraksan yine aynı şeyi yapmaktadır. Onlar da üzerlerine gitseniz de gitmeseniz de dini değerlere saldırır. Ve onların bu hali köpeğin haliyle anlatılır. İşte ahirete inanmayanlar için kötü misal vardır. Kötü örnekle onlar anlatılırlar. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Ama Allah için en yüce misal vardır. Allah anlatılırken Allah'ın şanına layık şeylerle Allah'ın anlatılması gerekir. Mesela Allah'ın şu alemi idare etmesi anlatılırken nasıl ki bir köyü bir muhtar idare eder, Allah da bu alemi idare eder şeklinde anlatmak Allah'ın azametine uygun bir anlatış değildir. Bunun yerine diyelim bir padişah misali verilir. Nasıl ki padişah tahtına oturur, emir ve iradesiyle mülkünü idare eder ve emirleriyle, direktifleriyle, talimatlarıyla mülkündeki her şeye o hakimdir, idare eder. Buradan temsilden hakikate geçilir. Temsilde hata olmasın. Allah-u Teala da alemi emirleriyle, iradeleriyle idare etmektedir. Arş-ı rububiyetinden idare etmektedir. Bu manada anlatılır. Demek ki ahirete inanmayanlar, inkarcı insanlar anlatılırken onlara ait kötü misaller verilir. Onların durumu buna müsaittir. Ama Allah hakkında misal getirilirken Allah-u Teala en güzel misallerle, en güzel temsillerle anlatılması gerekir. Allah-u Teala'nın zatının bir misli, bir misali yoktur. Ama Allah'ın tasarrufatının misalleri olabilmektedir. İşte idare noktasında bir padişah misali verilebilir. Allah'ın bütün alemlere hükmetmesi, diyelim bir güneş örneğiyle anlatılabilir. Nasıl ki güneş, onun mukabilinde olan bütün aynalarda bir anda görülür. Bütün mahlukat Allah'a mukabildir. Allah-u Teala her birinde bir anda tecelli eder. Bu anlamda misallerle anlatılır. Ve bu anlatılırken bir lamba ile değil de en büyük lamba hükmünde olan bir güneş misaliyle anlatılır. Demek ki Allah hakkında verilen misallerin Allah'ın şanına layık misaller olmasına dikkat etmek gerekir. Ve huvel azizül hakim ve o Allah azizdir, hakimdir. Ve lev yu'ahizullahun nase bi zulmihim şayet Allah zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsa مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّ hiçbir canlıyı bırakmaz. Yani her bir canlı yaptıklarının karşılığında cezalandırılır ve hepsi helak olur gider. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Lakin Allah hemen bir anda cezalandırmaz. Belli bir müddete kadar onları tehir eder. İnsanlar olarak her birimizin kusurları var, eksikleri var, günahları var, isyanları var. Şayet Allah-u Teala kusurlarımızdan dolayı hemen bir anda bizi cezalandıracak olsa hiçbirimiz hayatta kalamayız. Hepimiz hemen bir anda helak olur gideriz. Ama Allah-u Teala belli bir ecel takdir etmiş, belli bir müddet, belli bir ömür takdir etmiş ve o müddete kadar insanların hayatı devam edecek. Hatta bu insanların bir kısmı Allah'a meydan okusa bile. Mesela bazıları demişler ki şayet Allah varsa
bizi taş yapsın veya Allah varsa gökten başımıza taş yağdırsın. Böyle demişler. Allah-u Teala bunlara mühlet verir. Allah-u Teala bunlara belli bir ecel takdir etmiştir. Onlara bir süre tanır. O süre içinde akıllarını başlarına alabilirler. Ve bunun neticesinde helakten kurtulabilirler. Ama eğer Allah'a yönelmezlerse, zamanı geldiğinde, vade eriştiğinde bunlar şöyle veya böyle bir şekilde cezalarını bulacak. Bu dünyadan cezalarını görmüş olarak gideceklerdir. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Onların ecelleri geldiğinde ise لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاَةً Onlar ne bir saat öne alınırlar وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Yani ne tehir edilirler ne de öne alınırlar. Kurulmuş saat gibi adeta. Diyelim saati sabah 5'e kurmuşsak saat sabah 5'te çalar. Ne bir saniye önce ne bir saniye sonra. Onun gibi insanlarla ilgili ecel de takdir edilmiş. Ve Allah-u Teala her bir insan veya her bir kavim, toplulukla alakalı mukadderatını belirlemiş. Bir insan ne zaman ölecek? Eceli bellidir. Bir topluluk eğer helak edilecekse hangi zamanda helak edilecek? Hangi olaydan sonra helak edilecek? Bunlar bellidir. Ecel geldiğinde artık buna bir çare yoktur. Ne öne alınırlar ne de geriye bırakılırlar. Ve yec'alûne lillâhi mâ yekrahûn Allah'a kendi hoşlanmadıkları şeyleri nispet ediyorlar. Bu da insanların düştüğü dalaletlerden bir tanesi. Mesela insanlar kendi tasarruflarında şerik istemezler. İşlerine müdahale edilmesini istemezler. Ama Allah'a şerikler koşarlar. Ve melekleri, cinleri Allah'a şerik şeklinde bile tahayyül edebilirler. Halbuki bu kendileri hakkında hoşlanmadıkları bir şeydir. Kendi işlerine karışılmasını istemezken Allah'ın işine karışacak adeta şerikleri Allah'a nispet ederler. Veya diyelim kendileri kız çocuklu olmasını istemezler. Melekler Allah'ın kızlarıdır tarzında Allah'a iftira ederler. Bu insanlar diyelim ki kendileri ağa durumunda, patron durumundaysa sözlerinin dinlenmesini isterler. Ama kendileri Allah'a isyan etmekten geri durmazlar. Bu anlamda baktığımız zaman gerçekten de müşriklerin, kafirlerin kendilerinin hoşlanmadığı şeyleri Allah'a nispet ettiklerini görmekteyiz. Ve tasifu elsinetukum elsinetuhum elkezib ve onların dilleri yalan vasıflarda bulunur. Allah'a ait olmayan vasıfları söyler. Yani Allah bir iken onlar birden başka ilahlar kabul eder. Veya şükür sadece Allah'a olması gerekirken bunların dilleri başka şeylere şükreder. Ve onların dilleri yalan bir şekilde şu vasıfta da bulunur. Enne lehumul husna kendileri için hüsna olduğunu, en güzel şeyin kendilerine ait olduğunu söylerler. La cerame enne lehumun nar ama kaçınılmaz bir sonuç şudur ki onlar için güzel bir akıbet değil, onlar için ateş vardır. Ve ennehum mufratun ve onlar o şekilde cezalarını çekecekler, oraya sevk edileceklerdir. Tallahi lekad arselna ila ümemin min gablike Allah'a yemin olsun ki senden önce de biz nice peygamberleri gönderdik. Fezeyyene lehumuş şeytanu a'malahum ama insanlar şeytanın kendilerine süslediği şeylere tabi oldular ve şeytan onlara kendi amellerini süslü gösterdi. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ Şeytan bugün de onların velisidir. Onların yardımcısıdır. Onların adeta mürşididir. Yani Allah-u Teala peygamberleri gönderdi. Peygamberimizden önce nice peygamberler gelip geçti. Ama şeytan onların kötü amellerini kendilerine süslü gösterdi. İyilikleri kötü olarak, kötülükleri iyi olarak onlara tasvir etti. Peki şeytan tarih boyunca bunu yaptı, bugün boş mu duruyor? Hayır, şeytan bugün de yine iş başında. Hem de binlerce yıllık tecrübesiyle iş başında ve insanları yine saptırmaya, yoldan çıkarmaya
devam ediyor. Ayet-i kerime فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ. Bugün şeytan yine onların velisidir. Yine onların mürşididir. Onların dostudur. Bu manayı bize bildiriyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ. Ve onlar için elim bir azap vardır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. Biz kitabı sana اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ اَلَّذ۪ي اِخْتَلَفُوا ف۪يهِ. İnsanların ihtilafa düştükleri şeyleri beyan etmen için indirdik. Yani peygamberimize kitabın, Kur'an'ın indirilmesi, insanların ihtilaf ettikleri şeyleri ortaya koymak, doğrusunu göstermek içindir. Ve huden ve rahme li kavmin yu'minun. Ve Allah'ın bu şekilde kitap indirmesi inananlar için bir rehberdir ve aynı zamanda onlara bir rahmettir. Kur'an yol gösterir ve Kur'an insanlara, inananlara rahmettir. Vallahu enzele mines semai ma'en. Allah gökten bir su indirdi. Fe ahya bihil arda ba'de mevtihe. Ve ölümünden sonra yeryüzünü bununla ihya etti. Bu Kur'an-ı Kerim'in rahmet oluşunun da bir açıklaması gibi. Nasıl ki gökten inen su bir rahmettir. Ölümünden sonra yeryüzü bununla dirilir. İnsanlık alemi de adeta ölü bir durumdayken gelen Kur'an vahyi o insanları diriltmiştir. O insanlara hayat vermiştir. Çöle inen nur onları aydınlatmış. Ondan sonraki nesilleri aydınlatmaya devam etmiştir. Bu açıdan baktığımızda Kur'an-ı Kerim tümüyle bir rahmettir. Tümüyle insanlar için bir hidayettir. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yesmaun. Bunda kulak veren, dinleyen kimseler için bir ayet vardır. Yani gerçekten de Kur'an'a kulak verenler bundan ibret alırlar, ders alırlar. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'dan ders alandan, ders alan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.